Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizma'ya hoş geldiniz. Kısaca ve özetle 10 maddede PCP tüfek nedir, ne değildir? Birinci maddeden başlayalım. PCP ne demek? PCP İngilizce bir cümlenin kısaltılmışıdır. Baş harfleri PCP. Pre-charged pneumatic. Yani önceden şarj edilmiş pneumatik anlamında. PCP bir tüfektir. Hava tahriklidir. Yani normal bildiğiniz tüfekler barutla, barutun itme gücünle çalışırken PCP tüfekler içine konulan mermiyi, pelleti, soliti, ilerleyen kısımda size anlatacağım attığı mermiyi, namludan çıkması için tahrik gücünü içindeki basınçlı havadan almaktadır. Yani PCP bir çeşit havalı tüfektir. İkinci maddemiz, PCP tüfeklerle normal tüfekler arasında ne farklar var? Şimdi normal tüfek dediğimiz barutla tahrik. Yani şöyle söyleyeyim, iki çeşit tüfek var. Metal kapsüllü tek çekirdeği atan tüfekler var. Genellikle namlunun içerisinde yiv set olur, çok uzak menzile atması içindir. Askerlik yapan arkadaşlarımız bilir, G3 veya AK-47 Kalaşnikov'un bilirsiniz metal kapsüllü 7.62 mermisi var. Namluya koyuyorsunuz, kurma kolunu çekip tetiğe bastığınızda horoz kapsülün arkasındaki patlama kısmına, barut kısmına temas ediyor. Orada bir patlama, çekirdek kovandan çıkıyor ve namludan çıkıyor gidiyor. Bu bir çeşidi. Diğer çeşidi av tüfekleri. Fişekler var. Fişeklerin içerisinde arka tarafta yine barutlu bir patlama sistemi var. Ön taraftaki haznesine envai çeşit işte bilyeler veya işte duruma göre parçalar, işte seramik parçalar vesaire var. Konuluyor, tekrardan kuruluyor. Horoz düştüğü zaman arkadaki o kapsül patlıyor. Barutla içindeki mühimmatı namludan dışarı atıyor. Ama PCP tüfeklerde böyle bir durum yok. PCP tüfeklerde bahsettiğim gibi tahrik gücünü havadan aldığı için kurma kolu çekiliyor. İçerisine bir tane pellet, solid vesaire o konuluyor. Tekrardan kuruluyor. Yani namlunun ucuna getiriliyor. Tetiğe bastığınız takdirde içerideki hava tahriğini pelletin veya solidin arkasından vererekten, yine bunda da yiv set var, hızlı bir şekilde namludan dışarı terki sağlanıyor. Yani en büyük aradaki fark, bunlar barutla çalışmıyor, hava tahriğinle çalışıyor. PCP tüfekler nasıl çalışır? Tüfeği bir kere inceleyelim. Basınçlı tüp yeri, tüpün kontrol merkezi, solidin merminin girdiği yer namlusu, kabzası, tetiği. Genel anlamda bu şekilde. Aslında normal bir tüfekten çok da büyük farkı yok. Sadece dediğim gibi ekstradan hava tüpü var. Kurma kolunu çekiyorsunuz. İçerisine istediğiniz solid veya pelleti koyuyorsunuz, kuruyorsunuz. Namlunun başına gönderiliyor. Tetik, tüpün içerisindeki basınçlı havanın bir kısmını anlık ve kontrollü bir şekilde pelletin arkasına denk getiriyor. Yani şey gibi düşünün, bu 250 bar tam dolu hali, pelleti koydunuz, kurma kolunu çektiniz, yerine yerleştirdiniz, tetiğe bastığınız an buradaki içerisindeki mekanizma kontrollü bir şekilde içerisindeki basıncı mikrosaniye cinsinden kanala iletiyor. Yani bütün hava kanallarını açıyor. Ne zaman, ona göre işte bunun mühendisleri bunun testlerini vesaire yapmış, pellet çıktı, havanın tamamen boşalmasını engellemek için anında tekrardan ventiller havayı kesiyor, ama mikrosaniye içerisinde olan bir şey kesiyor ve tüpteki basınç kendini koruyor. Yani atması için bir basınç ayarlıyor, o basıncı veriyor, o basıncı verdikten sonra kesin net, hani pellet artık namludan çıktı, fırladı, gitti, anında basıncı kesiyor. Diğer atış için mekanizma kendini kuruyor. Bu tüfek otomatik bir tüfek değil, manuel bir tüfek. Her defasında pelleti koyuyorsunuz, kuruyorsunuz, bırakıyorsunuz ve tetiğe basıyorsunuz. Aslında buraya şarjör konulabiliyor. Bu tüfeğin mesela şarjörü bu şekilde.
Bunun içerisine pelletleri yerleştiriyorsunuz, yerine kuruyorsunuz. Her defasında tek tek doldurmaktansa bunun içerisinden sürekli 12 tane alıyor, kuruyor, bırakıyor, kuruyor, bırakıyorsunuz. Ya yani kuruyor, atış yapıyorsunuz ama benim dürbünüm mesafesi kısa olduğu için buraya girmiyor. Girmediği için de ben bunu kullanmıyorum. Üzerinde şu an tekli atış aparatı var. Tek tek mermileri veya solitleri oraya koyuyorum. Tüfeğe pellet yani mermi yerleştirmek için bu kol çekilir. Serttir. Tık yapar. Tık yaptıktan sonra pelletimiz burada. Tekli mermi yerleştirme yerimiz var. Oraya koyduğunda uç kısmı namluya gelecek şekilde buna çok dikkat ederiz. Kolu iktiririz. Kurulmuş olur. Emniyet mandalını da iktirdikten sonra atışı hazır. Vera bismillah. Artı bunda şöyle bir yani profesyonel kullanımda bir sıkıntı şöyle bir şey var. Bundan ileri iktirdiği zaman yani mermileri namluya her götürdüğü zaman tam sıfıra sıfır yerine oturmazsa attığı solitler veya pelletler çok yumuşak olduğu için girerken hafif ezilebiliyor veya çizilebiliyor. O da mesafede ya mesafe olarak demeyeyim de istikametinde isabet oranında bir sıkıntı yaratıyor. Onun için ben bunu kullanmıyorum. Tekli dolum aparatını kullanıyorum. Bu şekilde daha memnunum. PCP tüfek nasıl mermi atar? Arkadaşlar bu tüfek en başta şunu söyleyeyim. Bunlarla avlanmak yasak. Bunlarla uzak mesafedeki yerlere balon, işte güvenli olmak şartıyla şişe, plastik vesaire onlara atış yaparsınız. Veya atış şablonları, patlayan hedefler vesaire var. Onlara atış yaparsınız. Bir sürü bunların mermi çeşitleri var. Çok fazla mermi çeşidi var. Ama genel anlamda en son noktada aslında ikiye ayrılıyor. Nasıl mesela küçük baş hayvan, büyük baş hayvan diyoruz. Büyük baş hayvanda bir sürü çeşit var. Küçük baş hayvanda bir sürü çeşit var. Bunun da attığı mermiler aslında genel anlamda ikiye ayrılıyor. Pellet denilen mermiler var. Bu mermiler 100 metreye kadar, tabii yani çok profesyonel olanları da var. Genelde 50 metre, 100 metre arasında genellikle isabetli atış yapar. Attığı yerde veya vurduğunuz hedefte çok fazla tahribat yapmaz. Bir de solid tarzı olanlar var. Onlar da gerçek mermi çekirdeğine benzer. Daha ağırdır. Ağır olduğu için ön tarafı aerodinamik olduğu için çok daha uzun mesafeye çok etkili atış yapılır. Bu mermilerden bahsetmiştim size çok çeşitli diye. Bullet tarzı var, ucu sivri olanı var, ucunda çelik parça olan var. Dediğim gibi yurt dışında bunu av amaçlı kullanabiliyorlar. Av amaçlı kullandıkları için adamlar çeşitlerini yapmış. Ama Türkiye'de bunun avı, yani bu tüfekle av yapmak yasak olduğu için daha az kategoride mermimiz var ki bunlar da bize yetiyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu tüfeğin ucunda susturucu var. Bu tüfek havalı olduğu için biraz sesli çalışır. Küçük bir videomuz var. Onu izleyelim. Ondan sonra tekrardan konuşalım. Tüfeğimizde şu an susturucu yok. Susturucu olmadığı zaman nasıl bir ses çıkartıyor onu görelim. Bismillah. Ön taraftaki parçayı çıkartıyoruz. Susturucumuzu, bu tüfek için özel yapılmış susturucumuzu takıyoruz. Tekrardan tüfeğimizi kuruyoruz. Şu an susturucu takılı hali. Bismillah. İnanılmaz ses farkı var. İnsan içerisinde veya
insanlara yakın bir yerde atacaksanız susturucuyu kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere susturuculu ve susturucusuz hali gerçekten çok fark ediyor. Yani videoda kamerada ses alırken ne kadar fark etti onu anlamak zor. Ama gerçek hayatta, gerçek anlamda atış yaparken inanılmaz derecede fark ediyor. Susturucunun da şöyle ekstra bir özelliği daha var. Orta dereceli, yani çok uzak mesafede değil, kısa veya orta dereceli atış yapacağınız zaman eğer ki susturucu takarsanız şahlanmayı önlüyor. Artı namluyu birazcık daha uzattığı için biraz daha stabil gidebiliyor. Ama ses problem değilse, çok rahat bir yerde atış yapabilecekseniz susturucuyu çıkardığınızda çok daha uzun mesafeye sıkıntısız, daha stabil, daha düzgün atış yapabilirsiniz. Yani susturucunun gerçekteki amacı ismi gibi sesi kesmek, susturmak, çevredeki insanların ürkmemesini sağlamak. Bu tüfeklerin etki mesafesi biraz değişiyor. Tüplerin 200 bar olanı var. Daha da düşük olanları var da onlar da el silahı gibi oluyor. 200 bar olanı var, 250 bar olanı var. Barı ne kadar yüksekse, namlusu ne kadar da uzunsa bir o kadar uzak mesafeye etki edebiliyor. Bu tüfekte mesela tek bir tane tüp var. Bunun arkasında tüp olanı da var. Yani çift tüplü, icabında modifikasyonla 4 tane tüplü olan versiyonları da var. Ne kadar tüp basıncı yüksekse, namlu uzunsa uzak mesafeye atılıyor. Bir de şöyle bir durum da var. Mesela bu tüfek 5.5 milim kalibresi. Türkiye'de 4.5, 5.5, 6.35 namlulu tüfekler satılıyor. Genel anlamda tüfekler aynı. Namlu değiştiği için, içerisindeki delik büyüdüğü için ona göre de pellet alınıyor veya solid alınıyor. Bunların 7.62 ve 9 milim olanları da var. 7.62 dediğiniz, hani askerlik yapmış arkadaşlar bilirler, G3 veya AK-47 Kalaşnikov, onların mermileri 7.62. Yani yurt dışında bu tüfeklerle suikast yapanlar bile olmuş. Onun için Türkiye'de kesinlikle yasak. 4.5, 5.5, 6.35. Sadece bunları bulabiliyorsunuz. Sorumuza cevaben şöyle söyleyebilirim. Bu 5.5 milim ve 250 bar. Bar ne kadar yüksekse, dediğim gibi namlu ne kadar da uzunsa o kadar mesafeye atış yapabiliyor. Körü körüne atış yaparsanız, yani böyle bakmadan denize veya göle attınız mesela, 250-300 metreye kadar gidebiliyor. Tetiğin altında hava basıncının, anlık basıncının daha uzun tutması için ayarları var veya daha yüksek basınç gelmesi için. Tabi yani onlar fabrika ayarlarının dışına çıkıyor. O ayarı yaparsanız 300 metre civarında atıyor ama güzel bir dürbünle, güzel böyle atış sehpasınla, hani böyle dürbünü de basınca göre, attığınız mermiye göre çok güzel bir matematik var orada. O matematik denklemini de güzel yaparsanız 100 ila 150 metre arasında nokta atışı yapabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir 150-200 de diyebilirim aslında. 200 metreden mesela 20 santim veya 15 santimlik şişmiş bir balonu, tabi hareketsiz olması şartıyla, yaklaşık 200 metre mesafeden rahatlıkla vurabilirsiniz. Rahatlıkla'nın altını çiziyorum ama parantez de açıyorum. Dediğim gibi atacağınız pellet, pelletin ağırlığı, pelletin rüzgardaki karakteri, bulunduğunuz ortamdaki rüzgar, basınç, dürbünün ayarı, burada çok büyük bir matematik var. Bunlar zaman içerisinde yapılan şeyler. Hani şu şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Mesela ben bu tüfeği aldım, dürbün mürbün her şey yerlerinde koydum, 200 metreye koydum, çat vurdum. Öyle bir dünya yok, ben size söyleyeyim. Gerçekten ciddi bir matematik var. Ben bu tüfeği ilk aldığımda, ilk kurduğumda dürbünü onu bunu taktım. Tabii ayar mayar hak getire hiç bilmiyorum. Yani direkt atmak istiyorum. 15 metredeki şişelere dahi vuramadım. Niye? Çok ciddi bir şekilde ayar gerekiyor. Ay şu an 15 metre leblebi çerez, açık söyleyeyim. Yani 200 metrelere atış yapıyorum. Ama dediğim gibi yani çok aşırı kafanızda basitleştirmeyin. Çok büyük bir matematik var. Bunu kullanan kişiler daha iyi bilir. Tüfeğimizin tüpü nasıl doldurulur? Bunun birkaç çeşidi var. Bir tanesi pompa ile doldurmak. Videoda görebilirsiniz. Tüfeğin
hava tüpünün doldurulmasının yöntemlerinden bir tanesi de yüksek basınçlı pompadır. Pompayla tüpün basıncı nasıl doldurulur onu göstereceğim size. İlk başta tüpün, yani pompanın ucu tüp başlığının yerine yerleştirilir. Hava basma yuvası. Boru takıldıktan sonra aşağıda pompanın bir vanası var. Vanası kapatılır. Ondaki amaç ilk başta bu ara boru tüpün basıncına eşleştirilir. Eşleştirdikten sonra tüpe hava basmaya başlar. Bu şekilde devam edilir. Pompanın hava çıkış yerinde manometre vardır. Buradan kaç bar bastığınızı görebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi tüplerin 200 bar olanı var, 250 bar olanı var. Bu tüp 250 bar. Burada 250 bardan sonra zaten kırmızı çizgi var. Orayı geçmemeye dikkat ederiz. Artı tüfeğin kendi altında da manometre var. Tüfekteki ile pompadaki farklı gösterebilir. Her zaman için pompaya değil, tüfeğin kendi manometresine güvenmeniz lazım. Pompayı çıkartırken bir kıstas var. Borunun çıktığı, yani hava çıkışının olduğu yerin altında o dediğim vidayı açaraktan borunun içerisindeki sıkışmış hava boşaltılır, öyle çekilir. Bakın. Hava boşaltıldı, burası da rahatça çıkar. Bu kadar. Pompa ile doldurmak o şekildeydi. Bir de tüpü tüp ile doldurma yöntemi var. Şimdi bu tüfeğimizin tüpü 500 gram hava alıyor, sıkıştırılmış hava. Dalış tüplerini düşünün. Dalış tüpleri 3 litre, 5 litre, 7 litre, böyle çok envai çeşit yapılmış, 12 litreye kadar vesaire var. Onlarda da mesela sıkıştırılmış 300 bar hava var. Arada bir parça aparat ile yine aynı hava doldurma borusununla, ucunla takıp tüpü açıyorsunuz. Tüpü açtıktan sonra onun da ucunda bir tane regülatör var. Regülatörün çok yüksek basıncıda karşı tarafa birden hava vermesin diye tüpün basıncını 250 bara ayarlıyorsunuz. Tüpü açtınız, 250 bara kalibre etti. Hava vidasını yine sıkıştırıyorsunuz. İlk önce aradaki boruya hava dolduruluyor. O borunun basıncı 250 bar olduğu zaman veya tüp basıncının mesela bu şu an 110 barda mesela kullandınız. 110 bara geldikten sonra bu sefer tüpün içerisine hava basma başlıyor. Ne zaman? Bu da ama çok hızlı oluyor. Mesela açtınız, manometreden takip ediyorsunuz, eşitlendi, artık tüpe hava basmaya başladı. 250 bara geldi, zaten regülatör ondan sonrasını vermiyor. Kapattınız, tamam, hop, anında doldu. O aradaki borunun altındaki vida var, onu açtığınız zaman borunun içerisindeki havayı tahliye ediyor. Havayı tahliye ettikten sonra rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Ha, basınç varken çıkardığınız zaman hava borusunun ucundaki ucun üzerindeki o-ringler var. Hava sızdırmaz o-ringleri, o-ringlere çok büyük zarar veriyor ve gitgide hani yuvaya vesaire her tarafa zarar veriyor. Onun için havayı tahliye etmeniz lazım. Dediğim gibi tüple dolum var. Aynı zamanda hava pompasıyla. Hava pompasıyla böyle sağa sola gittiğiniz zaman yanınıza alabilirsiniz. Evet, biraz zahmetli, çok uğraştırıyor. Mesela 100 bara getirdikten sonra tekrardan 250 bara getirmek için nereden baksanız 100-150 kez basmanız gerekiyor ve gittikçe de zorlaşıyor. Müthiş kondisyon gerekiyor ama ücretsiz. Normal dalış tüpü alırsanız bu sefer ne oluyor? O tüpü dolduruyorsunuz. Mesela atıyorum 12 litre doldurması şu zaman tanıdık bir yer varsa mesela 100 liraya falan dolduruyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kamyonet falan varsa o tüpü arkada tutarsınız. Allah muhafaza patlasa bile çok yüksek basınç
Hani en fazla kasaya zarar verir. Ama o tarz bir tüfeği böyle kapalı bir arabanız varsa, böyle sedan veya station, hatchback vesaire, arkaya koyduğunuzda Allah muhafaza bir patlarsa çiçek gibi açar arka tarafı. Onun için ben o kadar büyük riske girmek istemiyorum. Zaten atışlarım en fazla 20-30 tane bar da yetiyor. Pompayı yanımda getiriyorum. Rahat atış yapabiliyorum veya takviye yapabiliyorum. Tüp biraz bana tehlikeli geliyor. Göreceli bir şey. Yani böyle zevkler renkler diyeyim. Yanımda 2-3 tane tüp taşıyan insanlar bile var. Çok yani uzun süre atış yapmayı seven. O şekilde de var. Bir de direkt kompresör tarzı çok yüksek basınçlı makinalar var. Kompresörler direkt tüfeğe bağlıyorlar. İşte onda da regülatör var. 250 bar dolduğu zaman duruyor vesaire. Yani o da biraz maliyetli. Yani tüfeğin parasından kat ve kat daha pahalı. O da tartışılır. Yani o olsa güzel olur. Yani pompadan biraz kurtulunur ama gözünüzde büyütmeyin. Zaten yani biz bakın doğadayız. Zaten spor yapıyoruz. Yani pompa biraz yoruyor ama zindelik veriyor. Kondisyon oluyor, güzel oluyor. O kadar kafanıza takılmasın yani. PCP tüfeğe dürbün takılır mı? Şimdi takılan var, takılmayan var. Takılması için en büyük kıstas dürbünün kızak raylarının olması lazım. Bu tüfekte 11 milim ve 22 milim iki tane kızak yayı var. Ona keza dürbünün ayakları var. Dürbünün ayakları ya 22'ye göredir ya da 11'e göredir. İlk önce ayaklar takılır, ondan sonra dürbün takılır. Dürbün takma çok büyük bir ritüel. Yani çok zordur. Dürbünü takarken mesela bir ayağa taktınız, inanılmaz derecede su tereası. Yani şöyle söyleyeyim, tüfek müthiş gönyede olması lazım. Hem sağ sol hem ön arkaya çok iyi böyle su tereasıyla gönyeye alırsınız. İlk bir ayağa taktığınız ayağının kendi başına gönyesini alırsınız. Öteki ayağa taktığınız onun da kendi başına gönyesini alırsınız. Yani su tereasında sıfıra sıfır olacak. Üst yani bu ayakların üst kapakları takılmadan dürbün takılır. Dürbün de yatay olarak tam anlamıyla tüfeğe entegre olduğu görülür. Yani o da su terasında olur. Sonra çok yavaş bir şekilde civataları sıkılır. En son 3-4 tane mesela su terasında tüfekle dürbünün sıfıra sıfır gönyede olduğu görülür. Neden? Bu neden önemli? Çok uzun, yani şimdi yakın mesafede atış yaparken vesaire o kadar fazla sıkıntı değil. Yani bir derece böyle ayarlardan yukarı aşağı netlik ayarını vesaire ayar yapabiliyorsunuz. Ama uzak mesafeye tüfeğinizde kabiliyeti varsa atacağınız zaman iyi ayakları güzel monte etmezseniz, dürbünü iyi monte etmezseniz o MOA denilen ayarlar kurtarmayabiliyor. Şey gibi düşünün, işte sıfırdan 10 tane bu tarafa, 10 tane 10 tık bu tarafa, 10 tık bu tarafa. İşte sıfırdan 10 tık yukarı, 10 tık aşağı. Yani öyle bir yaparsınız ki hafif böyle 7'de olur, bu tarafa 3 yürür, bu tarafa 7 yürür ama istediğiniz atışı yapamazsınız. Onun için hani lafı çok uzatmak istemiyorum çünkü dürbün bu tüfeklerde komple baştan başa bir video konusu. Ayakları düzgün taktığınız takdirde yani paranızın yettiğince güzel bir dürbün aldığınız takdirde dürbün takılıyor. Bu tarz bir tüfeğe. Hangi tüfeğe takılmaz? Şöyle söyleyeyim ben size. Bu dürbün ayaklarının olduğu ray kızakları diye tabir edeyim. Bu kızaklar yoksa bu dürbünü takamazsınız. Ha böyle garip garip aparatlar bilmem ne vesaire yapılıyor ama ne olursa olsun her tüfekte olduğu gibi bunlarda da bir sarsma olayı var. Ayaklar iyi takılması gerekiyor ki dürbün çok sarsılmasın, dürbün içerisindeki mercek sistemi bozulmasın veya atıyorum ayar kaçmasın. Ayar kaçtığı zaman hiçbir tat vermez, tam tersi çok da sinirlendirir sizi. Onun için eğer ki yani böyle göz arpacıkla atacaksanız ona göre bir tüfek tercih edin. Hani hiç böyle fanteziye girmeyin. Eğer ki hani ben yok uzak mesafeye atacağım derseniz ray kızaklı, düzgün dürbün ve en önemlisi çok iyi ayak alın. Çok güzel böyle belki 5 kere bozun yine yapın. Güzelce montajını yapın. İyi de bir ayar verdikten sonra güzel vuruşlar yaptığı zaman vallahi ömrünüze ömür katıyorsunuz, bunu size söyleyeyim. PCP tüfeğin bakımları nasıl yapılır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok ilerleyen dönemde yani belki birkaç yıl sonra
mekanizma dağıtılıyor. O ringler var. O ringler işte hangi ölçekte ise yenilerinde değiştiriliyor. Ama bu yani şöyle söyleyeyim, çok amatör insanların yapmaması gereken bir şey. Sonuçta basınçlı hava var, biraz tehlikeli. Yani bu olay tehlikeli olabilir. Av tüfeklerinin teknik bakımı yapan yerler var. Onları tavsiye ederim. Yani bu konuda çok da kendinize güvenmeyin. Yapabilirsiniz ama sıkıntı olabilir. Sonra tüfeğinize yazık. Yani patlar çatlar, suratınıza bir şey gelir vesaire, sıkıntı olabilir. Ama rutinde, yani ben rutin bakımından bahsedeyim. Her ortalama, yani bu rakam aslında çok değişiyor ama benim kafamdaki rakam 250 civarında. 250 atıştan sonra varsa susturucu söküyorsunuz. Namlunun içerisine Harbi var. Harbi'yi gönderiyorsunuz. İşte buradan göreseye kadar güzelcene temizliyorsunuz. Zaten görürsünüz biraz kararma yapıyor. Attığı pelletler yumuşak olduğu için iz miktarda namlunun içerisinde ezilip böyle un ufak olabiliyor. Onları temizlersiniz. Ondan sonra silah namlu yağları var. Çok abartmamak şartıyla namluyu yağlarsınız. Yine içerisinden böyle Harbi'nin diğer, mesela bir tanesi tellidir, serttir, bir tanesi yumuşaktır. Yumuşağı göndererek içindeki fazlalık yağı alırsınız. İz miktarda yağ bırakırsınız. Ondan sonra yani kurumaya bırakırsınız. Hemen atış yapmaya gerek yok. Bir gün falan bir dinlensin. Yani böyle o yağ da böyle biraz buharlaşsın, yerine otursun. Ondan sonra atışlarını yapabilirsiniz. Onun harici yani kabza, atış yaptığınız yer pisse veya eliniz yağlıysa işte bezle vesaire silebilirsiniz. Sonuçta ahşap bu. Ha, bunların plastik olanları da var. O taktikal tarzlarda. Plastik olanları da tercih edenler var ama ben ahşabı sevdiğim için ahşap tercih ettim. Ona göre böyle hafif ıslak bezle veya ne bileyim böyle İcabına bir iki damla böyle zeytinyağı damlataraktan güzelce temizliğini yapıyorum. Genel anlamda çok üst versiyon bakımlarında evet, yetkili bir silah bayisine yaptırın. Ama 250 atışta bir vesaire, dediğim gibi namluyu temizlediniz mi bunda başka bir yapacak uğraş yok yani. PCP tüfek için avcılık belgesi gerekli mi? Hayır, değil. Türkiye'de bu tüfekle av yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Ben bunu tam anlamıyla anlatayım size, anlatmak için. Şimdi bu tüfekle 200-250 metrede çok iyi hava basıncı, mesela hava basıncı çok iyi, dürbününüz çok iyi, çok iyi bir şekilde dürbününüzü ayıranı yaptınız, işte çok güzel bir mermi buldunuz, tüfeğinizle böyle özdeşleşen çok stabil atış yapıyorsunuz vesaire. Sorarım size, yattınız bir yere, güzelcene kapaklandınız, hareket etmiyorsunuz. Mesela 200 metre ileride bir tane suda ördek var veya bir bıldırcın var kenarda köşede. Yani bu hayvana kaçma şansı bile veremiyorsunuz. Normal avcılar yürürken çalıya çırpıya basar, çat çut ses gelir vesaire. Oradan mesela bir bıldırcın kalktı veya bir ördek kalktı, bam 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 sıktı. Ki şu an mesela otomatiklerde 8 tane 9 tane alıyor içine, takus konuluyor 2 tane. Onda bile aslında bir engelleme var. Veya çift poze veya çifteli düşünün, 2 mermi dang dang 2 tane sıktı hayvanı, öldürdü, vurdu, vuramadı. Ama ne var, hayvanın kaçma şansı var. Bununla 250 metrede hayvan sizi görmüyor, kokunuzu almıyor, ses mes hiçbir şey yok. Ne oldu? Hayvan görmeden zıp diye bir ses geldi, bom, beyni patladı. Yani aslında devlet bu konuda iyi yapıyor. İyi yapıyor, gerçekten iyi yapıyor. Onun için bunlarla avı yasaklıyor. Çünkü bildiğiniz suikast silahı gibi bir şey. Çok uzak mesafeye solitlerle çok etkili atışlar yapılıyor. Hani yurt dışında mesela mutlaka bu PCP'ler ilgilenen arkadaşlar videoları izlemiştir. Adamlar sıçanlar vuruyorlar, işte tahıl ambarlarına gelen kargaları, işte ne bileyim güvercinleri vesaire vuruyor. O kadar uzak mesafeden vuruyorlar ki vurduğu hayvan da telef oluyor, paramparça. Hem yiv set olduğu için hem kendi merkezinde dönüyor. Namlusu da uzun, çok uzak mesafeye çok etkili bir şekilde atıyor. Hayvana isabet etti mi patlıyor. Yani bu şöyle söyleyeyim, av tezkeresi istemiyor. Askerlik çağını geçmiş, 18 yaşının üstü ve askerlik çağı aslında biraz muamma var. Kimi öyle kimi böyle diyor. Garanti olsun ben size şöyle söyleyeyim. Askerlik tezkeresi aldıktan sonra ki hani öncesinden de alabilirsiniz aslında ama kontra garanti askerlik bittikten sonra, yani 22 yaşından sonra gibi düşüneyim, size söyleyeyim. Bir bayiye gittiğiniz zaman fiyatını ödediğiniz takdirde bu silahı alabiliyorsunuz. Ama adam direkt sana söylüyor, insan içerisinde atış yasaktır, hayvana atışı yasaktır.
olmadık işte şehir içerisinde camlara, oraya buraya böyle zarar verici şekilde atışlar yasaktır. İcabında hapis cezası bile var. En başta size bunu söyleyeyim. Onun harici herhangi bir belge gerekmiyor. Sadece mesela ben şu an burada atış yapıyorum, değil mi? Yanımda tüfeğin ve dürbünün satış orijinal ıslak imzalı satış belgesi, yani faturası. Faturasını şahsıma ait olduğu için taşıma çantasında taşıyorum. Ola ki jandarma vesaire gelirse, hani bunlarda çalıntı olabilir, bilmem ne de olabilir gibisinden, kendi üzerinde seri numarası var. Üzerinden kontrol ediyor, kimliğimi kontrol ediyor, bulunduğu yeri kontrol ediyor. Evet, boşa nereye atıyorsun? İşte şuraya buraya hedeflere atıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Yani sağ olsun, yani jandarmamız da yani aklın yolu bir diyerekten düzgün yerde, düzgün böyle imkanlarla atış yapan insanlara bir şey demiyorlar. Ben şu zamana kadar bir kere denk geldim. Onda da çok kibar bir şekilde söylediler ki bulunduğum yerde de sıkıntı yoktu. Selam verip gittiler. Ama binanın tepesinde terastan terasa atayım, dur şu çanak anteni vurayım bilmem ne, ceza yersin, tüfeğini de alırlar. Allah muhafaza belki hapse bile girersin. Onu size söyleyeyim. Dediğim gibi av ruhsatı gerekmiyor ama 4,5, 5,5, 6,35 Türkiye'de satışı var. 7,62 ve 9 milim aşırı derecede tehlikeli olduğu için Türkiye'de zaten satışı yasak. Ola ki şu an bu 7,62 olsa, jandarma gelse bir şekilde keşfetse direkt alır. Cezaevine bile girme ihtimalim var ama dediğim gibi yasal yollarda, yasal çerçevede kullandığım için herhangi bir sıkıntı yok. 18 yaşın üstünü geçmiş insan, aklı mantığı yerinde olan sağlıklı bir birey alıp böyle dediğim gibi balona, patlayan hedefe, kendi yaptığı hedeflere vesaire insanların olmadığı yerde atabilir. Bundan da keyif alabilir. Arkadaşlar, genel anlamda PCP tüfekler bu şekilde. Dilim döndüğünce size bu tüfekten, yani uzun zamandır kullandığım tüfekten bahsetmek istedim. Sürçülisan ettiysem affola. Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bir söylemim olduysa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Beraber onun doğrusunu bulalım. Şimdi bu videodan sonra arkamdaki göle uzak bir mesafeye hedefler koydum. Kendimi ödüllendireceğim. Tüpüm ve basıncım tam. Oturup biraz oynayacağım. Bana iyi eğlenceler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.